Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan ile T -T -T Geometri Soru Bankası kitabında Delta -E konusundaki testlerin çözümünü yapacağız. Yani ilk testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 104 ve 105 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ABCD Delta -E demiş. Bunlar eşitse otomatikman bunlar da eşit midir? Evet. Şimdi şu ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen açı ortaydı. Yani kırsa burası 40. Y ise burası Y'dir. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E o zaman 40 90 ise burası 50 olur. 55 90'sa 90 ise 90 tamamlayan açısı burası da 35 olur. E, x'i bulduk. Y'yi de bulduk. Bizden x eksi y isteniyor. x eksi y de kaç yapar o zaman? 50'den 35'i çıkart. Cevap bul kardeşim. Yani cevap 15 yapar. E o zaman cevap balık kesir oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. Evet hem açı orta hem yükseklik vermiş. Acaba ikisi kenara mı tamamlayacağım? Dur bakalım belki tamamlamayabiliriz. Bu bir deltoid verilmiş. Otomatikman şunlar eşit verilmişse bunlar da eşit midir? Evet. Şimdi şu açılar birbirine eşit verilmiş. Açıyla ilgili bir şey var ya hiç ikiz kenarı tamamlayalım. Bu, burası 2 alfaysa. Şimdi ikizlerin taban açıları bunlar değil mi? Yani tepe açıları bunlar. Taban açıları da bunlar. Bunlar birbirine eşit. E, o zaman burası 2 alfa. E sonra ne olacak? Hocam şurada bir dörtgen çıktı. Dörtgenin iç açıları toplamı. 360. Yani 3 alfa var artı 120 ve 90 var. Yani 210 var. Eşittir 360 ise 3 alfa'ya eşittir 150 yapar ve alfa'yı da böylelikle 50 derece olarak buluruz. BCD isteniyor benden. BCD açısı da 2 alfa olduğundan dolayı alfa 50 yazarsak cevap 100 çıkar. Yani cevap balık kesri oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi burada deltoid demiş. Bunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşittir. Yani burası 12 oldu. E aynı zamanda şu simetri ekseni olan köşegen yani ikizlerin tepacılarına açılan köşegen açıortay Bu da açı ortaydı. Ya burada 6x x verilmiş ya yani bizim bu üçgeni yoğunlaşacağımız belli. E hocam açıortay var. Kollardaki oran tabandaki oran eşittir. 12 bölü 8 6 bölü x eşittir. Ya da 12 iken 6 olmuş 8 iken burası 4 olur mu? Olur. İşler dışlar yaparsan da cevabı yine 4 olarak bulursun. Üçüncü soru Cihan oldu geldik 4'e. Bir katlama var kardeşim. Katlama olduğu zaman ne yapıyoruz? Şu katlamayı şöyle eski haline bir geri açalım. Şimdi katlamayı açtığımız zaman üst üste binen kenarlar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Şu kenarla da şu kenar eşit. E sonra bak bu deltoidin çift çizgisi değil mi? Evet çünkü şurası çift çizgi verilmiş. Çift çizgi çift çizgi hatta bunlar da birbirine eşit. Bu deltoidin çift çizgisi. Aa hocam katladığımızda üst üste binen kenarlar eşit olacak ya. Bunu da çift çizgi yazınca güzel bir şey çıktı burada. Ve bu arada ben şunu da biliyorum. Üstte binen açılar da birbirine eşit. Yani burası da ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Hatta şu açıyla da şu açıya eşit olmak zorunda. Ben şuraya yoğunlaşayım. Burada hocam bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 32. 180'den 32 çıkart. 148. 2'ye böl. 74. 74 yapar taban açıları. Burası 74. Burası da 74. E sonra ne olacak? Şimdi hocam burası 74 mü? 74. Bak 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 bak. Burası da 74 değil mi? Değil. <laughs> Niye? E 74 pardon 74 doğru. Çünkü burası taban köşeleri. Bu taban köşelerinde açılar birbirine eşit değil mi? Evet 74. Sonra sen bunu böyle katladın. Üst üste binen açılar eşit. E hocam burada da üst üste binen açılar eşit değil mi? 74 ise bu da 74 yapar. E, 108 bak artık kullanacağız. Şükür. 74, 74, 148. 180'e tamamlayanı 32 yapar. 108, 32 daha 140 yapar. Buraya 40 kalır. Hocam 40 ise 180 e tamamlayanı 140 yani bunlar 70-70 yapar. Ve benden x isteniyor Buradaki üçgende 70-74 daha 144. O zaman x'e kalan 36 yapar. 180'e tamamlayan açısı. Yani cevap denizli yaptı arkadaşlar. Üstte bilen kenarların eşit. Üstte bilen açıların eşit olmasını kullanaraktan sonuca ulaştık. Cevap denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam deltoidde işimiz gücümüz köşegen. Diğer köşegeni çizecek olursam köşegenler nasıl kesir? Dik. Hocam deltoidde Şimdi şunlar birbirine eşit ya. E, bunlar da birbirine eşit. X kenarda delta de, köşegenler birbirini birbirine ortalar kardeşim. Ortaladı. Bak bunlar birbirini ortaladı. E hocam kenar ortayda var ya. A kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. BH ve GD isteniyor. BD'yi vermiş bana. O zaman buraya yoğunlaşacağım. Hocam ağırlık merkezi olduğundan A2 sa 2A. Hocam buradaki üçgende de bak şuradaki üçgende de yine kenar ortay kenar ortay var mı? Var. E hocam burası yine ağırlık merkezi oldu. B ise burası da 2B'dir. Dikkat et şurası. 3A artı 3B'yi kaç vermiş? 18 vermiş. A artı B kaç çıkar? 6 çıkar. Benden BH artı GD isteniyor. Yani BH artı GD'de 2A artı 2B olduğundan A artı B'nin 2 katı yani cevap 12 olur. Evet 5. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Cevap Denizli. Geldik. Bir sonraki soruya. Bir katlama yapılmış. 6. sorudayız. Tamam katlamada biz ne yapacağımızı biliyoruz. Eski haline geri getiriyoruz şekli. Hop şöyle hop şöyle çizdik. Sonra çizdikten sonra ABC'de deltoyu çekmek karton B'de boyunca katlandırıcı C köşesi E köşesine gelmektedir. Şimdi BC CD verilmiş. Hocam bunlar 15 15 verilmiş. Sonra BD'ye 24 vermiş. 24. Şimdi sen burada katladın ya. Bu ikiz üçgen değil mi? Katladığın zaman burası da 15 15 değil mi? Evet. Bir eşkenar dörtgen çıktı. E, eşkenar dörtgense şu köşegeni çizmek hoşuma gider köşegen çizdiğin zaman eşkenar dörtgendeki köşegen açı ortaydır. Ve tabanı kes parçaya beler ve BD'yi zaten 24 verdiyse burası 12 12 oldu o zaman burası 9 burası da 9 oldu mu oldu. AD'yi de vermiş bana AD'yi de kaç vermiş 20 vermiş AE uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi deltoidde şu köşegen arkadaş bu deltoidde şunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit köşegen bu simetrik eksen olan köşegen ya bu açı orta olmak zorunda değil mi? Evet. Hatta şöyle. Hocam bu tabii köşegenin kenar orta dikmesi oluyor bu simetrik eksen olduğundan. Aa hocam buradan çizilen diki iki eş parçaya böldüyse o zaman bunun devamı doğrusal olmaz mı? Olur. Yani bunun devamı köşegendir. Çünkü köşegen aynı zamanda açı ortaydır. Açı ortayın devamı da köşegendir. Simetri eksen olan köşegen. E hocam burada bir pisagoru yapayım artık. 12 var 20 var. Ne üçgeni? 12 16. 23 üçgeninden dolayı Tamamı 16 olur. E o zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. Zaten bizden de 7 isteniyor. Cevap Edremit oldu. Geldik 7. soruya. Yine bir katlama bir söz konusu. Hemen eski haline geri getiriyoruz şekli. Düzgün çizsek süper olacak sanki. Evet. Eski haline geri getirdim. 32 verilmiş. 34 verilmiş. 34, 34 ve 32. Yani şunlar şunlar birbirine eşit miydi deltoidden dolayı? Evet. Şunlar eşitti ya. Şunlar eşitti ya. Aa burada katlayınca. Burada bir eşkenar dörtgen çıktı. Yukarıdaki mantıktaki gibi. Hocam şu eşkenar dörtgende diktir ve tavanı kes parçaya böler. Köşegenler birbirine ortalar. E hocam bu da açı ortaydır. E bu açı ortayın devamı da yine aynı şekilde hop köşegen olmaz mı? Çünkü simetriksel olan köşegen bu. E o zaman burası 16 16 oldu. Hocam 16 dediğimiz 8'in 2 katı ya da 2 çarpı 8. Hocam burası 2 çarpı 17. 2 çarpı 17. 8 17. 8 15 17'den burası da 2 çarpı 15'ten kaç yapar? 30 yapar. Evet burayı 30 buldum. Sonra başka ne verilmiş? A üssü ile C arasındaki uzaklık 18 verilmiş. Bak şuradaki uzaklık 18 verilmiş. Hocam buraya kadar 30 bulduk. Buraya 12 kaldı. E o zaman burası da 12. Benden alan ABC'de isteniyor. Bitti gitti. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen olduğu için köşegenler çarptığının yarısı alan değil midir? Evet bir köşegen 32. Diğer köşegen 30 burada. 12 burada 42 bölü 2 bana alanı verir. E hocam şurası 21 yaptı. 32 ile 21'i çarparsam eğer ben burada şurası 32, burası 64, 672 mi yapıyor? Evet, 672. Yani 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. Şunlar eşit, bunlar eşit. Orta nokta verilmiş. E hocam eşitlikler var. Aklımıza zaten ne gelir? Orta taban gelmez mi? Gelir tabii ki. Zaten köşegen çizmek de önemliydi. Şu köşegeni çizersem hocam orta tabandan dolayı burası 16 yaptı. E burada da eşit eşit verilmiş. E yatayda da yine aynı şekilde hop şunu şöyle çizersen ort taban çıktı. Yani bizim bak şurası 16. Hatta burası 16. Burası da 20. Deltoid'in alanı isteniyor. Şurası 16. Burası da kaç çıktı arkadaşlar? 10 ken, 20 mi çıktı? Evet köşegenler dik kesiyor aynı zamanda. E köşegenler 16 ve 20. E alan isteniyor. 16 çarpı 20 bölü 2 bana alanı vermez mi? Köşegenler çarpının yarısı. Yani cevap 160 yapar. Evet 8. soru Akçay oldu. Geldik 9'a. Şimdi simetri ekseni olan köşegen çizilmiş mi? Çizilmiş. Evet. Bir kere bu ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen. Hocam bu da açı ortaydır. Bu da açı ortaydır. Şu 21 falan verilmiş. Köşegen verilmiş. E, ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Haydi bakalım diğer köşegeni de biz çizelim. Çizince köşegenler dik kesir ve şu simetri ekseni olan köşegen iki eş parçaya ayır. E hocam şu eşitliği nasıl kullanacağım? Bak dikkat et şu üçgende. Hocam kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. Madem ağırlık merkezi 12 ise burası 6 yapar. 1'e 2 orandan dolayı 6 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8 yaptı. Burası da 8 yaptı. Taralı bölgenin alanı. Hocam taralı bölgenin alanında taban var mı? Var. Hop şuraya kadar. Yükseklik var mı? Var. E o zaman taban çarpı yükseklik böyle ki alanı verir. E tabanımız 21 artı 12'den 33 yaptı. Çarpı. Yüksekliğimizde 8 bak üçgenin alanı. 1 de bölü 2 olayı bitirir. 4 kere 3 12. 4 kere 3 12. 132 mi yaptı cevap? Evet yani 9. soru akçay oldu. Ve geldik 10. soruya. Aşağıdaki deltoid biçiminde bir ABCD kartonu verilmiş. Deltoid biçiminde şu kenarlar 6 6 90 derecenin olduğu köşe. Bak şurası. Şurası diğer kenarlarda 6 6 olduğunu biliyoruz. 6 6 6 90 derece 90 derece kısa kenarlar uzun kenarlarda 6 6 olduğunu biliyoruz. Ve şu açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 90'ın karşısındaki açı. Çünkü sonuçta eş yapıları kullanacağım ben burada. Hocam burası da nokta açısı burası da nokta açısı. A nokta 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 şunların hepsi bir daha iki tane 60 var. Yani 4 tane alfa artı 2 tane 60 120 eşittir 360 değil midir? Evet 4 alfayı buradan 240 buluruz ve alfayı da 60 derece olarak buluruz. Hocam alfayı 60 derece bulduk. E ne güzel valla. Ne güzel valla. Motifin çevresi nedir diye soruluyor. Ben şurayı 60 buldum. Motifin çevresi isteniyor. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Köşegen çizsem. Bu köşegeni çizdiğim zaman. Hocam 45 ve 30 şeklinde bölüyorum. Valla bu köşegen bu sefer bak bu köşegen sanki daha çok işime yarayacak. Çünkü 60 görüp kollarında eşitlik gördüğümüz zaman eşkenar oluşturur diye üçgende söylüyorduk zaten. Ama biz delta etti işimiz köşegen. Şu köşegen daha mantıklıydı. Ama daha öncesine gittim. 60 derece olduğundan şunlar değişti olduğundan burası daha mantıklı geldi. Bunu çizince eşkenar mı çıktı burada? Evet 180'den 60 çıkartıp 2'ye böldüğümüzde 60 60 oldu. Hocam eşkenar çıktı 6. E burada ne çıktı? Hocam x kenar dik üçgen 6 bölü kök 2'dir burası. 6 bölü kök 2 neye eşittir? Kök 2 ile çarparsam 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 olur burası. E burası da 3 kök 2. Benden motifin çevresi isteniyor. Hocam kısa kenarları sayalım. 3 kök 2'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. 8 tane 3 kök 2 artı. Hocam bir de burada şu 1, 2, 3, 4 tane de ne var arkadaşlar? Uzun kenar var. Bu motivin çevresinde şunlar var. 4 tane de uzun kenar 6 var. O zaman 24 kök 2 artı 24 bana cevabı verir mi? Verir. 24 kök 2 artı 24'te hangi şıkta var? 24 parantezin alınca C şıkkında var. Yani son sorumuz 10. soruda Ceyhan çıktı böylelikle. Ve Delta ilk testi bitirdik mi bitirdik o zaman bir sonraki videoda test çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.